Evet sevgili izleyiciler, şimdiki zaman siyaset bir ekran klasiği programınız. İkinci bölüm başlıyoruz. Aşı meselesini başka konuşulmayan açılarından bugün ele alıyoruz. Masaya yatırıyoruz. Kayhan Pala, Profesör Doktor Kayhan Pala karşımızda, hattımızda. Evet Kayhan Hocam, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Söyleyeceğiniz bir şey var mı sizin öncelikle? Şunu söyleyeyim. Siz bana geçen hafta Sağlık Bakanı'nın 11 Aralık'tan itibaren bu aşıların Türkiye'de kullanılmaya başlayacağını sormuştunuz. Ben de mümkün görmediğimi söylemiştim. Dolayısıyla aşı çok teknik bir konu. Bu teknik konuları da o tekniğin içerdiği kapsamda tartışmak lazım. Türkiye'de yaygın bir aşılamanın bu hastalık salgınını önleyebilme ihtimali 2021'in ilk 6 ayı içerisinde çok mümkün görünmüyor. Bunu özellikle vurgulamak zorundayım. Bir daha söyler misiniz hocam? Türkiye'de hastalığın salgın yapma özelliğini aşılamayla önleyebilmemiz 2021'in ilk 6 ayında pek mümkün görünmüyor. Neden derseniz ayrıntıları açıklayabilirim. Sayı Neden hocam? nedeniyle mi? Neden hocam? Evet. Neden hocam? Şu gerekçeyle bir Yani biz henüz 6 ay daha bu salgını yaşayacağız. En az 6 ay daha. aşı olmasına rağmen. Evet, aşıya rağmen. Şöyle aşıya rağmen demeyelim. Çünkü aşının Türkiye'de kısa sürede uygulamaya giremeyeceğini anlamış bulunuyoruz. En erken ihtimal, eğer Sağlık Bakanımızın söylediği doğru çıkacak olursa, faz 3 çalışmaları yayınlanır, aşının güvenli ve etkili olduğu anlaşılacak olursa, Ocak ayında 25 milyon kişi için, eğer 50 milyon doz hemen gelecekse, bir aşılamaya başlayabiliriz. Burada şu soruları yanıtlamamız gerekir. Türkiye soğuk zincir kurallarına uyarak 25 milyon kişiyi önceliklendirmiş olarak ne kadar sürede aşılayabilir? Çünkü 25 milyon kişiye ilk dozu verdikten sonra aşının etkinlik kazanabilmesi için 2 ya da 3 hafta sonra ikinci dozu vermeniz gerekecek. İkinci dozu verdikten sonra da aşının etkinliğinin ortaya çıkması için 2 hafta kadar bir zaman belirlemeniz gerekecek. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda Türkiye'nin bu hastalığın salgın yapma özelliğini yitirebilecek kadar bir toplumsal bağışıklığı önümüzdeki 6 ay içerisinde yakalaması çok mümkün görünmüyor. Çünkü daha önce de söylemiştim, yapılan bilimsel hesaplar toplumsal bağışıklık oranının %67 ve üzerine çıkmasını gerektiriyor. 90 milyon insanın yaşadığı ülkemizde her ne kadar bugüne kadar kimlerin hastalığı geçirdiğini henüz bilemesek de %67'lik bir oranı yakalayabilmek için bizim en azından 100 milyon doz aşıyı Ocak ayı içerisinde yapıyor olmamız gerekir ki Şubat'tan sonrasında bu hastalığın salgın yapabilme özelliğini Hocam, ortadan kaldırtalım. o zaman İsmail Saymaz'ın dün yaptığı röportajda 50 milyon doz anlaşma var diyor ama yani onu da tam İsmail ne zaman geliyor o 50 milyon doz o 10 da belli değil. milyon doz ilk partide Ocak'la beraber 50 milyon tamamlanıyor. Ocak'la tamamlanıyor yani mu? 10 milyon, 20 milyon, 20 milyon. Ta şey öyle. Tamamlanıyor. Ben bir Siz de, şey sorayım. siz de, tamam Özlem Hocam, siz de diyorsunuz ki bize aslında gereken doz miktarı 180 milyondur. Bizim nüfusumuz 90 milyon diyorsunuz. 180 milyonun aşılanması gerek diyorsunuz. Ama bunun hani ilk planda aşılanması gereken 100 milyon dediniz. Bu 100 milyonun da aşılanabilmesi için hemen başlanması lazım. Çünkü iki doz olarak vurulacak dediniz. Değil mi? İki doz. Bu Doğru. 100 milyon aşı anladığım kadarıyla şu anda yok zaten. Herhalde anlaşmalar bazında da yapılmamış. Böyle bir anlaşma yok şu anda. Değil mi? Arıyoruz Bakın herhalde anladığım kadarıyla açı arıyoruz. 50 milyon dozun ne aralıkla nasıl ülkemize geleceği, nerede depolanacağı, hangi soğuk zincire uyarak nerede yapılacağı da henüz netlik kazanabilmiş değil. İsmail Bey'in yazısından da benim anladığım bu. Bu kadar netlik kazanmamış bir koşulda hemen önümüzdeki haftalardan itibaren aşı geliyor merak etmeyin, salgını çözüyoruz diye bir topluma mesaj verilmesini ben bu aşamada doğru bulmuyorum. Peki. Aşılar ilk yapılmaya başlandıktan sonra bile maske kullanmaya devam etmenin, fiziksel mesafeyi korumanın ve kişisel hijyene önem vermenin sürmesinde büyük yarar var. Ama eğer işler yolunda gidecek olursa o zaman 2021'in 6. ayından itibaren biraz rahat nefes alabiliriz.
Anladım. Özlem Gürses'in bir sorusu var, sonra bir arkadaş soracak. Hocam ben yerli aşı çalışmaları hakkında bir bilginiz var mı onu merak ediyorum. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde şu anda en ileri aşamada olduğu söylenen bir aşı çalışması var. Ben defalarca sayın rektöre ve aşı çalışmasını yürüten kişilere ulaştım. Ama ne sosyal medyada ne bu ekranda bir röportaj vermek istemediler. Çok kısıtlı iletişimini yapıyorlar. Başka isimlerin de bir takım girişimleri vardı, duymuştuk. Ne oldu Türkiye'de yerli aşı çalışması? Sizin hem Türk Tabipleri Birliği'nin bir üyesi olarak hem de bir uzman profesör hekim olarak bu konudaki bilginiz nedir? Bir bilgi aktarılıyor mu sizlere? Aslında kamuya açık bir bilgilendirme söz konusu değil. Ama tabii biz de Türkiye'deki aşı çalışmalarını memnuniyetle takip etmeye çalışıyoruz. Şüphesiz hepimiz. Dünya Sağlık Örgütü'nün veri tabanında klinik aşamaya geçmiş aşılar listesinde Türkiye'den herhangi bir aşı yer almıyor. Dolayısıyla faz 1 çalışmaları henüz sona ermemiş diye anlamak mümkün. Ama kapsamlı bir bilgilendirme bugüne kadar yapılmış değil. Sayın Bakan'ın Nisan'da bizim aşımız olacak demesini de ben bu anlamda biraz tartışılır buluyorum. Çünkü dünyada 300'ün üstünde aşı girişimi oldu. Bunlardan yalnızca 48 tanesi Dünya Sağlık Örgütü'nün veri tabanında klinik aşamaya geçebilen aşılar listesinde yer alıyor. Bu 48'den de bugüne kadar 4 tanesi faz 3 dönemini bitirebilmiş. Bu 48 arasında bizimki var mı hocam? Yok. 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 Ben bir soru soracağım henüz hocam. O veri tabanında yer almış değil. Hocam birkaç şey soracağım da peş peşe. Bir, bugün Ayşenur Arslan'ın programında Almanya'da yaşayan gazeteci arkadaşımız Ahmet Özay ilginç bir iddiada bulundu. Dedi ki Türkiye'ye BioNTech'in aşısından 25 bin doz geldi. Sizin bundan bilginiz var mı? Böyle bir ihtimal olabilir mi? Evet. Geldiyse kimlere vuruldu? Ben duymadım böyle bir şey. Yani Ahmet Özay'ın Ayşenur Arslan'ın programında söylediği ilginçti. 25 bin doz gönderildi diye. Sanırım Sağlık Bakanı'nın herhalde bununla ilgili bir açıklama yapması gerekir. İkincisi hocam... Bu durumda seçkin 12.500 kişi. Barış Bey, bir şey söylemem gerekir. Türkiye'ye eğer bu aşı geldiyse Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye İlaç ve Tıbbi Ürünler'le ilgili birimi tarafından mutlaka ruhsatlandırılması gerekir. Ruhsatlandırılmadan birilerine yapılmış olması gerçekten beklediğimiz bir şey değil. Hocam ben bugün Çin'le 30 yıldır ticaret yapan bir arkadaşımla konuştum. Söylediği şey şu, 30 yıldır Çin'le ticaret yapıyor ve hala da devam ediyor. Diyor ki biz ortak olduğumuz Çinlilerle konuştuğumuzda Çin'de adı geçen aşının Çin devleti tarafından kimseye yapılmadığı, Çinlilerin böyle bir aşı olmadığı, orada Çin'de hala maske ve mesafe kuralıyla bu hastalığa karşı mücadele edildiği yönünde bir bilgi verdiler. Ve bu aşının da Çin devletinin onayından geçmediğini, bir şirketin ürettiğini söylediler. Bununla ilgili olarak hatta verdiği bilgi şu, bu aşı 65 yaş üzerinde hiç denenmemiş, artı adı geçen bu Çin aşısı, siz tabii bu nitelemelere karşısınız ama biz kolay anlaşılsın diye söylüyoruz. Çin aşısının antikorunun çok düşük olduğunu bahsetti. Hatta dedi ki Gürkan Acır dedi, Covid oldu. Şu anda dedi Gürkan Acır'ın vücudundaki antikor, Çin aşısındaki antikordan daha yüksek dedi bir. Bu konuda eğer böyle bir aşı varsa bu aşı Sağlık Bakanlığı aracılığıyla mı gelmeli? Yoksa bir aracı şirket aracılığıyla mı gelmeli? 3-4 soru oldu ama hocam siz bunu bence 2 dakikada halledersiniz diye düşünüyorum. Denemeye çalışayım. Birincisi, Çin'de bu aşının yapıldığına ilişkin uluslararası kaynaklarda bilgiler var. Ama Çin kaynakları Çincemiz olmadığı için ne diyor açıkçası bilemem. Fakat İngilizce kaynaklarda bu aşının Çin'de 100 binden fazla insana yapıldığına ilişkin bilgiler var. Ancak söylediğiniz şey çok doğru. Bu aşının sonuçlarına ilişkin yayınlanmış herhangi bir rapor yok. Yani aşı yapıldıktan sonra antikor düzeyinin ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'deki faz 3 çalışmasında da katılımcı sayısını ve onların belli aralıklarla saptanan antikor düzeylerini bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir kavram üzerinden bir tartışma yürütmemiz mümkün değil. 65 yaş üstü durumunu da daha önce açıklamıştım. Türkiye'de de faz 3 çalışmasına 65 yaş üstü alınmıyor. Brezilya'da yapıldığı söyleniyor ama onun da sonuçlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat burada tartışmayı şuna getirmek isterim ben Barış Bey. Aslında Türkiye 4 tane faz 3 çalışmasını bitirdiği bilinen
ve koruyuculuk oranları açıklanmış olan aşıdan herhangi birisiyle bir bağlantı kurmaksızın bunlar dışındaki bir aşıyla bu kadar yüksek doz bağlantı kurmayı neden tercih etmiştir? Evet, soru bu. Bence bunu da tartışmamız gerekiyor. Soru bu hocam. Siz nasıl bir izah getiriyorsunuz hocam? Ben akılcı bir izah getiremiyorum İsmail Bey. Hocam şimdi, ben o zaman kendi teorimi söyleyeyim. Aşı fiyatlarına baktım. Avrupa'da bir aşı 6 dolar. Hangisi ama? AstraZeneca. AstraZeneca 6 dolar. BioNTech'in Oxford aşısı 3 dolar. Evet 3 dolar var. AstraZeneca Oxford aynı aşı. Aynı. BioNTech'inki bir dozu 19 dolar. Çin'inki henüz Sağlık Bakanlığı şeffaf bir açıklama yapmadığı için, Türkiye Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapmadığı için 67 dolar olacak şimdi deniyor. Bir bilgi o yüzden diyorum ki bu aşıyı Sağlık Bakanlığı mı getiriyor, özel bir şirket mi getiriyor, aracılar mı var? Bu yoksul halkın cebinden ve sırtından birileri para kazanmayı mı düşünüyor? Neden 67 dolarlık aşı? Bir şey söyleyebilir miyim? Önceki gün Habertürk'te bilim kurulu üyesi Ateş Hoca'ya, Ateş Kara Hoca'ya soru sorduk. O bize şu bilgiyi verdi. Biz dedi bilim kurulunda, bunda bakan da var. Bilim kurulunda yaptığımız görüşmelerde bize aşının 10 ila 11 dolar arasında mal olacağı, dozunun mal olacağı ifade edildi. Ama henüz bugüne kadar resmi düzeyde bu deklar edilmedi. Sadece bilim kurulu üyesi bunu söyledi. Evet. Şimdi hocam ben şöyle biraz açayım. Ben şöyle yanıt vermek isterim bu soruya. Birincisi Barış Bey, bu aşı kamuya ücretsiz yapılacak iddiasıyla getiriliyorsa, Sayın Bakan bunu söylüyor, o zaman Sağlık Bakanlığı'nın ya da bir başka bakanlığın getirilmesi gerekir. Araya bir şirket koyarak ona ayrıca bir kar aktarmak kamuyu zarara uğratmaktır. Dolayısıyla doğrudan bakanlığın bu bağlantıyı kurarak almasında büyük yarar. Ama Saymaz'ın yarar röportajında olur. O da vardı galiba. İkincisi Saymaz'ın röportajında yer alan bir bilgi sanırım bakan yani ya yorgunluğundan öyle söylemiş ya Sayın Saymaz yanlış anlamış. İngiltere'deki aşıyla ilgili Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıyla ilgili herhangi bir sorun ortaya konmuş değil. Aksine şu anda kamuoyuna en fazla açıklama yapılmış olan aşı budur. Ve o bir mRNA aşısı değildir. Bir viral vektör aşısıdır. Dünyada uzun zamandır kullanılan bir teknolojiye sahiptir. Ve dozu 3 dolardır. Yani en azından bir miktar o aşının da alınması için çaba gösterilmesi kamu kaynaklarının adil kullanılması açısından da önem taşıyabilirdi. O aşının diğerleriyle kıyaslandığında tırnak içinde söylüyorum daha güvenilmez olduğu anlamına gelecek bir yaklaşım da bilimsel olarak doğru bir yaklaşım değil. Hocam o konuda ben husus, tercih etmedim diyor değil mi Sayın İki Bakan? Hususu işaret ettiniz. Birincisi AstraZeneca'nın güvenilir olmadığı yönündeki bakan beyanı, bakan beyin beyanı. Ben bugün haber yani röportajım çıktıktan sonra işte önemsediğim bilim insanları da bu yönde sizin gibi eleştirince kaydı açıp tekrar dinledim. Acaba ben mi yanlış anladım diye. Hayır, tam olarak öyle söyledi. Yani AstraZeneca aşısının kendileri tarafından güvenilir bulunmadığı orta uzun vadedeki sonuçlarının işte dünya tarafından dünyayı emin edecek, dünyanın ondan emin olacak şekilde gerçekleşmediği yönde tereddütleri olduğu için buna yanaşmadığını, onu beklettiğini söyledi. Ama Çin aşısı da öyle. Ben de tam böyle söyledim. Evet. Yani İsmail Bey, bakın Sayın Bakan'ın tereddüt ettiği açıklamalar bu aşının 3. faz sonuçlarına ilişkin. Oysa kendisinin bağlantı kurduğu aşının 3. faz sonuçları daha ortada. Ben de bunu sordum. Evet hocam, ben de onu sordum zaten. Bu arada ben bunu tekrar vurgulamak için AstraZeneca için mi bunu söylüyorsunuz diye röportajımda sordum. Evet, onun için söylüyorum ama diğer aşıları da kastediyorum diyerek BioNTech'in ismini verdi. Bunlar mRNA aşılarıdır diye devam eden o cümleyi kurdu. İsmail Bey, ben yanlış hatırlamıyorsam Sayın Bakan Türkiye'li yurttaşlar, Türkiye'li kökenli bilim insanları tarafından bu aşı bulunduğu için sevincini dile getirmiş ve aşıyı almak için kendileriyle bağlantıya geçtiklerini de söylemişti. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Doğru. Doğru Sinovac aşısı değil mi tabii, hocam? Hayır şey diyor. BioNTech. BioNTech evet. Zaten Ayrıca orada BioNTech diyor ki için. Hocam zaten bana verdiği söyleşide diyor ki biz iki gruba Türkiye'de bunun faz 3 çalışmasını yapma yetkisini verdik. Biri BioNTech, diğeri Çinliler. BioNTech
Bunun yani bizde fazüç çalışması yetkisi aldığı halde ve Bakan Bey'in anlatımına göre çok önceden iki Türk bilim insanıyla bağlantı kurdukları halde nedense çok cimri ve eli sıkı vaziyette davranarak bize 1 milyonla fazlasını vermemişler. Evet. Ocaktan Nisan'a ama kadar da... kötülenmesi için bu bir gerekçe değil bence. Ben zaten... Tabii anlaşılır bir şey değil. Hocam orada bir karanlık nokta var. Yani şu anda... Sayın Bakan diyor ki buradan yayınımıza da davet edelim kendisini. Eğer uygun görürse lütfen bağlansın ve bize bu konuya bir açıklık getirsin. Yani şimdi Avrupa ve Batı'nın ürettiği aşılar var. Bu aşılardan BioNTech'i istiyoruz, alamıyoruz. AstraZeneca'dan belki... Hayır, sahipleri Türk kardeşim. Türk, evet. Anormal bir durum var ortada yani. Evet. Üreticileri. Ya Astra... Ama biz... Şimdi arkadaşlar gerçekten bunu söylemekten usandım artık ama... Ya şunu düşünün, tam tersini düşünün. İki tane... Uruguaylı bilim insanı bu aşıyı geliştirsin, Uruguay alamasın biz alalım. Evet. Ya size anormal gelmez, bana normal geliyor. Anormal İki Türk bilim anormal. İnsanı aşıyı evet. geliştiriyor yani her Çin gün. Çin aşısı her da gün. Gelsin ama Elfincim her Pfizer gün televizyonlarda ve gazetelerde biz övünüyoruz, gurur duyuyoruz. İki aramızdan çıkan iki insan dünyaya şöyle bir mucizeyi getirdi diyoruz. Bize demeçler veriliyor. Aynen. Doğru. Günün sonunda biz bu aşıyı en son ve en az alan ulus olduk. Bu anlaşılır gibi bu değil. Bir yanı. Bir yanı da AstraZeneca aşısı var ama Sayın Bakan diyor ki ben onu tercih etmedim. Siz de bilimsel olarak koyuyorsunuz, ortaya diyorsunuz ki öbürünün fazı da bitmedi diyorsunuz. Yani biz niye... AstraZeneca bir de en ucuzu. Evet, AstraZeneca ucuz, erişilebilir olduğu halde tabii, ben Sayın Bakan... Durum bu. Durum bu tabii. Evet. Doğru. Şimdi hocam bir de son bir soru. Bu arada Rusya'da birazdan... üretilen Sputnik aşısının da Oxford aşısıyla aynı teknolojiyle üretildiği bilgisini de buradan söylemiş olalım. Ha, Sputnik değil mi? Doğru. Evet. Hocam şimdi eskiden öldü rahmet, Allah rahmet eylesin. Bir sağlık bakanımız vardı, Osman Durmuş. Osman Durmuş çok tartışılan bir bakandı ama iki önemli icraatıyla aklımızda kaldı. Bir tanesi Oktar Babuna isimli bir şahsa işte kemik iliği için insanların kuyruğa girip aslında öyle bir hastalık var mıydı, yok muydu diye istismar üzerine kurulduğu bir şeyi açık etmişti bakan. Babun hala yaşıyor ya. Oktar. Efendim? Oktar hala yaşıyor ya. Oktar Babuna ya demedim ben. Osman Durmuş. Hayır, Osman Durmuş. Oktar Babuna için toplanan kan kanseri kampanyası. Evet. Yaşıyor. Evet, tabii. Yaşıyor. Oktar Babuna yaşıyor canım. Ondan sonra insanlar kuyruğa girdi. Ben hatırlıyorum 13-14 bin kişi. Ben de kan verdim. Maşallah. Etkilendim ama öyle bir hava vardı ki ben ilk defa kanı onun için verdim ya. Hale bak. İsrail de vermiş ya o kadar. Yani lise son muydu öyle bir şeydi? Evet. Yani insanları böyle bu şekilde yapmıştı ama Osman Durmuş o günkü medyanın o büyük taarruzuna karşı tek başına direnmişti. Bakanlığını değerlendiririz, iyi buluruz, kötü buluruz ayrı fasıl iş. Ama bunu böyle yapmıştı. İkinci husus, domuz gribinde tek başına dedi ki domuz gribi aşısı kardeşim bir bakalım bize çürük aşı, kötü aşı veriyorlar durun dedi. Taş yağmuruna tutulmuştu domuz gribi için. Hatta o zaman İkinci domuz gribi salgınında Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dı. Recep Akdağ demişti ki Şubat-Mart aylarında eğer grip aşısı yapılmazsa 21 milyon kişi hastalanacak, 5300 kişi ölecek demişti. Osman Durmuş buna da itiraz etti. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Böyle bir şey yok. Dünyada grip salgınından ölen insan sayısı bellidir. İnsanların iki ayağını bir pabuca sokuyorsunuz ve aşı yapmayı zorunlu hale getiriyorsunuz. Şimdi siz geçen hafta bize çok güzel bir kavram hediye ettiniz hocam. Aşı karşıtlığı değil, aşı tedirginliği var dediniz. Evet, bu çok güzel bir kavram. Ben de bunu sık sık izninizle kullanıyorum. Çünkü insanlara bir şey söyleyince, ya bu nedir, neyi, aslı nedir, faslı nedir diye sorunca, ya sen aşı karşıtı mısın? Ya değiliz aşı karşıtı, niye olalım? Yani bir insanın aklını yitirmiş olması lazım aşı karşıtı olması için. Ama bir de soralım, ne oluyor, ne bitiyor? Bizim iki ayağımızı bir pabuca sokuyorlar. Yani hemen aşı diye, yani şu anda sayılara bakacak olursak, dünya nüfusunun sadece %1'i şu anda koronavirüs hastalığına yakalanmış durumda. 67 milyon. Yani 8 milyar nüfusun %1'i. %1'in yakalandığı bu tetikçi %100'ünü riske edebilecek belki bir aşıdan söz ediyoruz. Yani tamamının aşılanmasından söz ediyoruz. Şimdi Osman Durmuş'u da rahmetle anarak söyleyeyim. Bizim iki ayağımız bir pabuca mı sokuluyor? Acele mi ediyoruz? Araştırması yapılmıyor mu? Ölü sayıları tabii artıyor. Hastalık yayılmış durumda. Ama buna karşı tedbir... Kontrolsüz bir şekilde aşıya mı sarılmaktır? Son sorun bu olsun hocam. Şimdi kesin olan şeyler şunlar. Bulaşıcı hastalık salgınıyla baş etmenin yolu aşıdan geçiyor. Bu kesin. Eğer biz bu hastalıkla baş etmek istiyorsak etkili ve güvenli bir ya da birkaç aşıya ihtiyacımız var. Ama
bu etkili ve güvenli aşı konusunu eğer maalesef son birkaç haftadır Türkiye'de olduğu gibi bu biçimiyle tartışmaya devam edersek insanların kafasında aşılarla ilgili tereddütler oluşacak. O zaman bizim şu kadar milyon doz aşıya ihtiyacımız var konuşmalarımız bile gereksiz olacak. Çünkü getirseniz bile o dozları insanlar uygulamak istemeyebilecek. Bakın ben bugün grip aşımı olabildim. Aslında 2 ay gecikmeli olarak. Geçen hafta olamamıştınız hocam. Olamamıştım. Özellikle üniversitedeki iş sağlığı ve güvenliği birimine başvurarak aşı olmak istediğimi ilettim. Bugün başladı bizim üniversitemizde sağlık çalışanlarına aşı yapmak ve sağ olsunlar bana bir aşı yaptılar. Buradan kendilerine de teşekkür ediyorum hem hastane yönetimimize hem birimde çalışan arkadaşlara. Dolayısıyla aşının öneminin bir kere farkında olalım. Ancak aşıyla ilgili doğru bilgileri, bilimsel bilgileri toplumla paylaşmadan spekülasyonlar üzerinden yürüyecek olursak gerçekten insanlar aşı karşıtı olmadığı halde kafalarında tedirginlik olabilir. Bakın bana birkaç gündür şöyle bir soru soruluyor. Hocam deniyor, örneğin bir yurttaşımız 60 yaşından gün aldığı için faz 3 çalışmasına başvurmuş. Demişler ki biz Türkiye'deki bu Sinovac aşısının faz 3 çalışmasına 60 yaşından gün alanları kabul etmiyoruz. Yurttaşın bana sorusu şu, hocam beni faz 3 çalışmasına bile almadılar. Peki bu aşıyı gelecek haftadan itibaren 65 yaşın üstündekilere tamamen aşılayacağız diyorlar. Etkileri bilinmeyen bir aşı nasıl aşılanacak? Şimdi bu soru çok haklı. Dolayısıyla bizim bazı soruların yanıtlarını kafalarda kuşkuya yer bırakmayacak şekilde vermemiz gerekir. Sağlık Bakanlığı örneğin bu aşının faz 3 çalışmasında 60 yaşın üstündekilerinin neden dahil edilmediğini topluma açıklamalı. Bir de buradan benim şöyle bir çağrım olsun Gürkan Bey. Bence Sayın Sağlık Bakanı aşıyla ilgili konuşmaları bilim kuruluna bıraksın. Bilim kurulunda bu konuda yetkinliği olan akademisyenler var. Onlardan birisi sözcü ya da birkaçı bu konudaki açıklamaları yapsın. Çünkü bu Oxford aşısında söylediği ve İsmail Bey'in ısrarla bendeki kayıtta böyle dediği biçimindeki açıklamalar toplumdaki bu tedirginliği artırabilir. Biz aşıya şiddetle ihtiyaç duyuyoruz. Bu hastalıktan daha az insanın ölmesi, daha az insanın ağır hasta olmasının engellenmesi için elimizdeki en etkin araç aşı. Bakın geçen hafta da konuşmuştuk. 20 ildeki işte Kasım'ın 3. haftası itibariyle açıklanan bulaşıcı hastalık ölümlerine bakacak olursanız 21 binin üstünde ölüm meydana gelmiş. Bunu 81 ile modelleyecek olursanız Türkiye'de bu pandeminin yükü hem ağır hastalanmalar açısından hem de ölümler açısından çok ağır ve giderek ağırlaşıyor. Hatırlayın büyük bir tedirginlikle baktığımız Nisan ayındaki ölümler en fazla 19 Nisan'da 127'ye kadar çıkmıştı. Bugün itibariyle sizin programınızda öğrendim. 211 kişi neredeyse iki katına yakın insan hayatını kaybetmiş bir günde. Ve bunlar Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan sayılar. Belediye başkanlarının açıkladığı sayılara bakacak olursanız bunun üzerinde daha fazla insanın ölmüş olma ihtimali var. Biz mutlaka aşıya duyduğumuz ihtiyacı tanımlayalım. Ama bu pandemiyle de güçlü bir mücadele etmek için uğraş vermeyi sürdürelim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Kayhan Pala. Vallahi çok sarsıcı şeyler söylediniz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet, bir tur konuşalım şimdi. Evet. Aytun Çıra'yı Uğur da hazırlayın arkadaşlar. Uğur abi şeyde 22'de. Şimdi Gürkan biz bir yandan koronavirüsle mücadele ediyoruz. Bir yandan da AKP iktidarının koronavirüsü bahane ederek yaşam biçimimize müdahalesiyle mücadele ediyoruz. Nedir o? Şimdi bak, tekel bayileriyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Türkiye'de tam 155 bin tekel bayisi var. Ve bizim programımızı izleyen, yayına gelmeden önce de konuştuğum Özgür Aybaş adlı arkadaşımız, ki kendisi Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı'dır. 155 bin tekel bayisinin keyfi bir yasakla karşı karşıya kaldığını, hafta sonu hiçbir şekilde içki satamadıklarını söylüyor. Ankara'da fiilen yasak mı? Fiilen. Onun belgesini bir gösterebilir miyiz Deniz? İçki yasağıyla ilgili belgeyi. Şöyle Gürkan bir göstereyim. Kalk istersen. Şimdi ben bugün Özgür Aybaş'la konuştum yayına gelmeden önce. Bu belge keyfiliğin belgesi. Kardeşim sokağa çıkma yasağıyla, koronavirüsle İçkinin ne ilgisi var? Bu arada Rütük kanalımıza ceza vermesin diye söyleyeyim. İçki sağlığa zararlıdır. Bir de Türkiye'de böyle bir zorunluluk var.
içkiden bahsettiğinde bunu söylemek zorundasın. Bir daha söylüyorum, içki sağlığa zararlıdır. Ama pazar günü, cumartesi pazar günü bu insanların içki satmasını koronavirüsü bahane ederek yasaklamak, hukuki deyimle yetki saptırmasıdır. Yani sen koronavirüse karşı mücadele ediyorum diye güya önlemler alıyorsun. Bu önlemler arasında 65 yaş üstündeki insanlara zaten bir eziyet çektiriyorsun. Bu içki yasağından bahsedeceğim ama bugün beni arayan çok sayıda 65 yaş üstü yurttaşımız şunu söylüyor. Ya bize belli saatlerde dışarı çıkmak hala yasak. Hastaneye gideceğiz, belediye otobüsüne binemiyoruz. En yakın hastaneye gitmemiz gelmemiz 100 lira. Bugün bir yurttaşımız arıyor, 90 lira taksi parası verdim diyor. 65 yaş üstü yurttaşlarımız. Bu yasakları böyle saçma sapan uyguladığınızda insanları mağdur ediyorsunuz. Bakın geldik yine içki yasağına. Sayın Süleyman Soylu eğer yayınımızı izliyorsa yayınımıza bağlanabilir. Bunun gerekçesi ne var? Bunun gerekçesi işte şurada yazıyor. Ya bu yetki saptırması, bunda bir gerekçe yok. Bak sokağa çıkma kısıtlama süresince alkol ürünü satmayacakları tebliğ edilecektir. Ya kardeşim koronavirüsle alkol yasağı koymanın ne ilgisi var? Cumartesi pazar insanlar evinde oturuyor. Belki bir kadeh bir şey içecek. Bir daha söylüyorum, içki sağlığa zararlıdır. RTÜK kanunu gereği söylemek zorundayım. Ama insanları bu şekilde tebliğlerle tekel bayilerini kapatmaya, ardından insanların belki ne bileyim bir kadeh içecekleri içkiye de karışmayın. Bu bir. 65 yaş üstünü söyledik. İki, Kayhan hocamız aslında demin önemli, Kayhan hocamız aslında önemli bir şey söyledi. Dedi ki, şu anda dedi aşıdan daha çok içinde bulunduğumuz durumu ve durumu anlatırken de alınacak önlemleri, gerçek vakaları konuşmamız gerekir. Gürkan, bugün elimde bir belge var. O belgeyi bir görebilir miyiz? Belge 1 ve belge 2. Şimdi Türkiye hakikaten bu belgeye bir baksın. İki belge vermiştik ya, o iki belgeyi verin. Heh. Evet. Koronavirüste ölüm sayıları nasıl düşük gösteriliyor? Kanıtıyla, belgesiyle, tanığıyla şimdi anlatacağım. Bakın, bir numaralı belge. Bu belge bizim arkadaşımız, iş insanı Hakan Şişik'in rahmetli dedesine ait. Rahmetli dedesi bir süre önce... Hangi tarihte ölmüş? 5-12-2020. Evet, 5-12. 5 Aralık'ta ölmüş. Evet. 5 Aralık. Allah rahmet eylesin bu arada. Allah rahmet eylesin. 5 Aralık 2020 tarihinde Bağcılar Medipol Hastanesi'nde vefat ediyor rahmetli. Bizim Hakan Şişik'in dedesi. İsmini ailesi vermek istemediği için Hakan Şişik'in dedesi diye anlatacağım. Rahmetli hastanedeyken Covid-19 olduğuna dair bir rapor çıkıyor. Tedavisi yapılıyor. 2 gün sonra da vefat ediyor. Ve iyileştiği söyleniyor Covid-19'dan. Ve şu ölüm şekli denilen, şurada arkadaşlar gösterebilir misiniz? Ölümün oraya, şekli. Oraya bir girelim arkadaşlar. Görün, ölüm şekli. Hah. Güzel. Bulaşıcı olmayan hastalık diyor bakın. Doğal ölüm yazıyor yanına da. Biliyorsunuz bu belge verildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gider. Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na ve buna göre de ne yapılır? Evet. Bir tutanak düzenlenir. Ve defin. Defnedilir. Doğal ölüm diye yazılır. Fakat burada arkadaşımız Hakan Şişik, dedesinin, rahmetlinin ölüm raporunun doğru düzenlenmediğini söyleyerek itiraz ediyor. İtiraz ettikten sonra bu raporun düzenlendiği Bağcılar Medipol Hastanesi'nin yoğun bakım sorumlusuyla görüşüyor. Yoğun bakım sorumlusu kendisinin bu raporu düzenlemediğini ama Hakan Şişik'i raporu düzenleyen doktorla görüştürebileceğini söylüyor. Ve Hakan Şişik arkadaşımız dedesinin ölüm raporunun doğru düzenlenmediğini, bilgilerin gerçek olmadığını söyleyerek raporu hazırlayan doktorla konuşuyor. Ve doktora diyor ki, benim dedem Covid-19 şüphesiyle tedavi gördü. Zaten testi de pozitif çıktı. Bize Covid-19 olduğunu söylediniz. Ancak diyor, bana verdiğiniz belgede
bulaşıcı olmayan hastalık doğal ölüm diye yazdınız. Şimdi burayı Türkiye'yi dinlesin. Sayın Sağlık Bakanı da iyi dinlesin. Çünkü bu hastanenin eski sahibi, eski ortağı Medipol Bağcılar. Hakan Şişi'ye bu raporu düzenleyen doktor şunu söylüyor. Ben rapora COVID yazamam. Çünkü rapora COVID yazarsam, COVID'den dolayı öldüğünü yazarsam soruşturma açılır. Lütfen hakkınızı yani? Helal edin. O ne demek ya? Öyle şey mi olur ya? Şey ne demek yani? Lütfen hakkınızı helal edin. Rapora COVID yazılıyor mu? Bulaşıcı hastalık yazılıyor. Normalde yazılması tamam, lazım. COVID, sonra ayrıca COVID sonra, yazılmıyor yani öyle biliyorum ben. Sonra bulaşıcı hastalık yazılıyor. Aslında karşısında ne olduğu da yazılır. İşte COVID ise COVID, menenjit ise menenjit, başka hangi bulaşıcı hastalık grip varsa. Grip ise grip neyse. Bunun üzerine Hakan Şişik ısrar ediyor. Hastane yönetimiyle tartışıyor. Gerçekleri saklıyorsunuz diyor ve hastane yönetimiyle tartışmasının sonucunda kendisine bu belge veriliyor yeniden. İkinci numara ölüm nedeni bulaşıcı hastalık. Bakın. Evet. Bakın şurada ölüm nedeni bulaşıcı hastalık. Parantez içinde tam ne yazıyor? Doğal ölüm. Öbüründe de doğal ölüm yazıyor? Bunda bulaşıcı olmayan hastalık yazıyor. Onda da doğal ölüm. Onda da doğal ölüm doğal, yazıyor. Doğal ölüm. Yaşlılık zaten var. Ama bak önemli olan şu. Hakan Şişik eğer bu işin arkasında durmazsa rahmetli dedesi de COVID-19 olarak değil bulaşıcı olmayan hastalık olarak defnedilecekti. Hakan Peki. Şişik diyor ki benim itirazım şu, kavgam şu. Allah rahmet etsin diyor. Dedem zaten vefat etti. Defnettik. Aile olarak görevimizi yaptık. Ancak diyor bulaşıcı hastalıktan ölenlerle bulaşıcı hastalıktan ölmeyenler başka yerlerde, başka gasilhanelerde yıkanıyor. Bulaşıcı hastalıktan ölenler için biliyorsun İBB'nin özel ekipleri var, İstanbul'dan bahsediyorum. Onlar özel kıyafetlerle falan yıkıyor. Kim bilir diyor İstanbul'da ya da Türkiye'de kaç tane böyle rapor hazırlanıyor ve bu raporlardan dolayı da hem Peki. gerçek ölüm vakaları saklanıyor hem de orada gasilhanedeki insanlar da Peki. ne yazık ki tehlike altına atılıyorlar. Bu Çok belge ilginç, evet. şu ana kadar konuşulan ölüm vakaları nasıl az gösteriliyor iddiasının aslında ortaya konulmuş halidir. Medipol Hastanesi itiraz ederse Hakan Şişik de yayına bağlanabilir. Medipol Hastanesi de bağlanabilir. Neden önce bulaşıcı olmayan hastalık diye rapor verdiniz? Sonra neden bulaşıcı hastalığa çevirdiniz? Bence üzerinde durulması, tartışılması gereken Artı bir konu. Artı senin ilettiğin doktorun beyanı var. Doktor hakkınızı helal edin. Ben yazarsam şeyse, soruşturma açılır. İnanılmaz bir şey sevgili izleyiciler. Hakan Şişik de bir iş insanıdır Kadıköy'de. Ailesinin isteği üzerine, daha doğrusu ailesinin de onayıyla bu konuyu gündeme getirdi. Ve ben her platformda da çıkar konuşurum dedi. Telefonda da zaten mesajım var. İtirazı olan bakanlık yetkilisi varsa onlar da bağlanıp konuşabilirler. Evet. Aytun Çıray ben bir bağladınız bilgi paylaşabilir mı? Paylaşabilir miyim Aytun Bey'den evvel? Paylaş Aytun Bey'i de yayına alalım. Size gelmiyor sıra zannetmeyin. Elfine de yakın zamanda önceki gün bir avukat arkadaşımızın dedesi vefat etti. Ordu Fas'ta. Çiğdem Hacımollaoğlu galiba arkadaşımızın adı. Tam birazdan soy ismini de aktaracağım. Şimdi avukat arkadaşımızın dedesi 95 yaşında yani yaşamış. Kendisi önceki gün bir hafta önce Fas'ta Devlet Hastanesi'ne yatırılmış. Ancak sıra var diye yoğun bakıma alınmamış. Kendisine normal ünitede yer vermişler. Ama bu haftanın sonunda tamam alalım dediklerinden 10 dakika sonra hayatını kaybetmiş arkadaşımızın dedesi. Onlar dedemin yaşı 95 diye almak istemediler diyor yoğun bakıma. Normal revire, normal üniteye gönderdiler. Diyor ki, hatta şöyle söylüyor. Dedem 95 yaşında sıra var diye yoğuma bakım almadılar. Ki bence yaşı yüzünden tercih etmediler. Maalesef dün kaybettik diyor. Evet. Allah rahmet eylesin tabii Allah bu arada. Allah rahmet eylesin. Onu söyleyelim. Aytun Çıray hattımızda karşımızda. Aytun Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Sağ olun. Aytun Bey, az önce programın ikinci bölümünü izleme şansınız oldu mu? Evet, tabii. İzleyebildiniz değil mi? Kayhan Pala hocamız çok ilginç bir baş. Daha doğrusu bizim etrafında gezindiğimiz konuyu bir bilim adamı duyarlılığı ve dikkatiyle masaya yatırdı ve tam doğru bir noktasına değindi. Şimdi aşı meselesini konuşuyoruz. Siz de geçtiğimiz hafta aslında bu konuya işaret ettiniz. Dediniz ki nerede bu anlaşma? Ben anlaşmayı görmek istiyorum dediniz. Onun üzerine hatta programımızın hemen bitiminde Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir tweet mesajıyla anlaşmanın yapıldığını beyan etti. Şimdi bugün bu haftadan bir bakacak olursak Aytun Bey. Kayhan Hoca diyor ki bizim diyor şu anda BioNTech aşısını almamamızın veya AstraZeneca aşısından talepte bulunmamamızı ben anlayamıyorum. Neden bu böyle diyor ve halen daha 3. faz çalışması bitmemiş olan Çin aşısına bir güvensizlik olduğu için söylemiyorum ama daha 3. faz çalışması bile bitmemiş aşıya da bu kadar teslim olmamızı anlamlandıramıyorum dedi. Siz neler söyleyeceksiniz efendim bu konuya ilişkin? Şimdi Kayhan Bey bu salgının pandeminin en başından beri fikirlerini açıkça söyleyebilen ve bu nedenle zaman zaman başı derde giren bizim de kendisine çok sıkça danıştığımız bilim adamlarımızdan bir tanesi. Bu söyledikleri çok önemli. Orada bir tabir kullandı hoca, daha önce ya da kullanmış. Aşı tedirginliği diye. Evet, o güzel. Esasen bu aşı tedirginliğini izin verirse hocam, ben güvenilirlik tedirginliği, güven sorunu olarak tarif etmek istiyorum. Çünkü milletin tedirgin olduğu aşı değil, Sayın Bakan'ın doğruyu söyleyip söylemediği. Şimdi bakınız, Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı orada. İrşat Ali diye bir görevli, yetkili. Bunun görevi de sağlık acil durumlarına hazırlıklılıkla ilgili Dünya Sağlık Örgütü Bölüm Başkan Vekili. Bu diyor ki Türklerin, Sağlık Bakanlığı'nın bugüne kadar pozitif COVID aşısı, COVID testi pozitif vakaları yayınlamaması akıl alır gibi değil diyor. Şimdi biliyorsunuz Sayın Bakan bir karar verdi. Eskiden vaka var, vakayla hasta farklı diye bir görüş ortaya atmıştı. Vaka vakadır, semptom veriyorsa da hasta olurmuş diye bir görüş ortaya atmıştı. Bu da bilimsel değil. Bu nedenle COVID pozitifleri sakladılar. Sadece COVID pozitifleri, semptom verenleri saklamadılar. Aynı zamanda biraz önce Barış Bey'in orada ifade ettiği gibi birçok teşhisi doğru yazmayarak, bu artık iyice abartılmıştı. Hiç olmazsa eskiden şunu yapıyorlardı. Bulaşıcı hastalık ama pnömoni, efendim böbrek yetmezliği gibi bir takım komplikasyon bulgularını yazıyorlardı. Peki Dünya Sağlık Örgütü'nün buradaki şaşkınlığı ne? Bir kere böyle bir şeyde doğru bilgi verilmemesini bu uluslararası örgütler kabul edemiyorlar. Siz ben doğruyu söylemiyorum deyinceye kadar doğruyu söylediğinizi varsayıyorlar. Çünkü bu aklın mantığın alacağı bir iş değil. Böyle bir şeyi ihmalkarlığı, kötü niyeti beklemiyorlar. Şimdi yine o Dünya Sağlık Örgütü yetkilisinin söylediği ve bizim birçok bilim adamımızın hepimizin tekrarladığı gibi bu sayıları doğru vermemenin en temel nedeni bulaşıcılığı önleme mücadelesine çok zarar vermiş olması. Filyasyon ekiplerinin temaslarının doğru olup olmamasına çok zarar vermiş olması. Bu kabul edilebilir değil. Şimdi aşılar meselesine gelince yine çok önemli bir durum söz konusu. Biz bütün kaderimizi Çin'den alacağımız aşıya bağladık. Atenüye aşıya. O da yetmiyor. Bu aşı tabii 50 milyon doz. Bakının, Sayın Bakan'ın beyanını biz doğru kabul edelim. 50 milyon doz. Tabii 3 hafta sonra bunun ikinci dozu gerekecek. İkinci defayı vurmanız gerekecek. Bu aşıyı, rapeli gerekiyor. Bir 50 milyon daha lazım. Eğer o 50 milyon için anlaşmadıysanız bu, o zaman bu 50 milyon 25 milyon insana vurulacak demektir. Doğru. Böyle bir problem de var karşımıza. Ve üçüncü faz çalışmaları bu aşının benim tahminim bu ayın sonuna doğru neticelenecek. Aralığın sonuna doğru. Peki gene ne yapmış oldular? 11 Aralık'tan itibaren biz bu aşıyı yapacağız derken lüzumsuz yere doğru olmayan bir beyanda bulundular. Ya kardeşim, bu millet sizden böyle bir doğru olmayan beyan istemiyor. Buradan moral falan da bulmuyor. Tam aksine her verdiğiniz beyanın
doğru olmadığı ortaya çıkınca, bunu yalan beyan demiyorum, hukuken problem çıkar diye, doğru olmayan beyanın doğru olmadığı ortaya çıkınca size olan güven kaybediliyor ve aşı meselesi de tartışılır hale gelmeye başlıyor. Bir kere bu aşılarda tek bir aşıya odaklanmak büyük hata. Bunu çeşitlendirmemiz lazımdı. Ha, her aşıya mi? Önceden müracaat etmemiz lazımdı. Aytun Bey, dinleyebildiniz mi? Kayhan Hoca dedi ki yani Kanada, Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği üyesi ülkeler çeşitli açılardan böyle adeta bir böyle şey yapmışlar. Yani Arap ne bileyim sepet öyle. Yapmışlar. Gökhan Hoca, Arap ülkeleri diyor. Öyle değil mi? Latin Amerika, Arap ülkeleri herkes birden çok yere yatırım yaptı. Yapmış ve işin hayır, ilginci... Biz de almaya çalıştık da biz 1 milyoncuk olabildik. Aldık mı o da? İşte, aldık, 1 milyon aldık. Ne aldık derken İsmail, BioNTech'in sitesi şeyde yok ama. BioNTech bize müracaat etti. Bakanın söylediği bu. Bakanın beyanını esas alıyoruz. Evet, yani şimdi dolayısıyla biz yani sıraya dahi girememişiz onlarda anladığımız kadarıyla. Girememişiz derken müracaat etmezseniz giremezsiniz. Aa. Yani Mısır bizden daha torpilli bir ülke mi sıraya girmiş? Hayır. Gitmiş adam parasını göstermiş. Şu kadar almak istiyorum demiş. Biz bu taleplere bakıldığında %30'lardayız. Bazı ülkeler nüfusun iki misli talepte bulunmuşlar. Kanada gibi ülkeler var. %185 aşı bağlamış. Şimdi bizim bağladığımız aşı %30 civarında. Biraz önce Sayın Saymaz haklı bir şey söyledi. Tabii teknik bilgisi bu konuda olmayabilir. İki Türk bulmasına rağmen biz bu aşıyı neden alamıyoruz gibi bir haklı sistemde bulundu. Çünkü iki Aytun hiçbir... Bey gece gündüz gurur duyuyoruz. Ya ben ne anladım böyle kuru duyarlılıktan? Ben ne anladım böyle kuru gururdan yani? Gerçi orada hukuksal bir durum var. Yani, nasıl ya? Şimdi gurur duymaya devam İsmail. Hayır şimdi Murat Günak diye bir dünyaca ünlü mesela otomobil dizayneri var. Şimdi o yaptı diye Peugeot'u Türkiye'ye ekstradan veremezler. O çizimini yapıyor sadece. Haklarını veriyor bırakıyor. Peugeot tamam, karar veriyor tamam, sana verip da, vermeyeceğini. Tamam anladım da Bakan Bey de diyor ki biz sırf bu arkadaşlarla daha önceden irtibata geçtik. Türkiye'de i̇şte fazla çalışması için. Şimdi bakın arkadaşlar hem önce irtibat hem insanlar Türk. Hem irtibata geçiyoruz hem fazla çalışması için Türkiye'de onlara yer tahsis ediyoruz. Hem de en az alan biziz. Burada belki, bir anormallik olması gerekiyor. Çok daha önce başkaları irtibata geçti. Şimdi mesele şu. Bir, Türklerin bulmuş olması başka mesele. Tek yetkilinin Pfizer olması başka mesele. Evet. Doğru. Onların satış yetkisi yok. Onlar sadece bulduklarını Pfizer'la bir kontrat yaparak onun pazarlama ve satışını Pfizer'a verdiler. Yani bu aşıyı bulan vatandaş 5 tane de ben eve götüreyim derse Pfizer'la anlaşması lazım. Onu söyleyeyim. Yani buna dikkat etmek lazım. Yani Aytun Bey hiç mi güzellik yapamazdılar bize? Valla bu bize bir güzellik lafının İngilizce tercümesini bulursanız belki çare olabilir diye düşünüyorum. Peki şu olabilir mi Aytun abi? Çünkü Aytun İdaret abi. İdaret abinin tercümesini yapamadılar henüz. Bir Aytun abi bir izleyicimiz Azerbaycan'la iş yapan bir arkadaşımız yazmış diyor ki aşılar geldi iddia bu tabii. Türkiye'den 4 milyon tane aşı oraya gitti 4 milyon doz. Arkadaşlarım hatta beni de çağırdılar. Gel Azerbaycan'da aşı var Türkiye'den geldi sen de burada yaptır diye. Yazmış bizzat gidip aşı yaptıracağım diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Vallahi bu artık tabii devletin böyle bir işi olamaz. Yani bu haksızlık bunu söylersek. Bu adeta silah kaçakçılığı bir şey. Onu sanmıyorum. Türkiye üzerinden geldi falan diye yazmıştı. Ya, hatta bakayım, ısrar ediyor. Ben gideceğim anda, diyor. Bakü'de yaptıracağım diyor aşıyı. Bütün bunların hepsi büyük bir denetim altında. Yani bu konuda yapılacak bu tür skandal ortaya koyacak şeyler birdenbire o işi yapanları hemen ışığa çıkartır. Yani bunun saklanması mümkün değil. Onlara inanmıyorum ben. Burada sorun şu. Yönetememek yine her zaman olduğu gibi temel sorun. İkincisi ekonomik sorun nedeniyle kaynak bulamıyorlar muhtemelen. Üçüncüsü de doğru söylemiyorlar. Sürekli Türk milletini oyalayan, yanlış bilgilendiren, arkasından da bir hafta 10 gün sonra tevil yollarına sapan bir yönetim anlayışı. Bu derin bir güvensizlik yaratıyor. Onun için vatandaşlarımızdan ben rica ediyorum. Sakın bu aşı konusunda tereddüte kapılmasınlar. Türkiye'de 3. faz aşısı 3. fazın denemesi devam ediyor. Sanıyorum bu 3. faz denemenin kırılması bu ayın sonuna doğru olacak. Değerli bilim insanı arkadaşlarımla birlikte bunu da yakından takip ediyorum. Bu aşıyı kendisine yaptıran 3. faza katılan bilim insanları da var.
Dolayısıyla hükümetin bu konuda yanlış bir karar alması imkansız. İkincisi, üçüncü faz bittikten sonra tekrar Sağlık Bakanlığı iki önemli kuruluşunda bunları deneyecek ve ondan sonra piyasaya verecek. Şimdi hep sorun şuradan kaynaklanıyor. Hıfzı Sağ gibi özerk bir kuruluşu kapatır, kamunun emrindeki genel müdürlüklere bu işi yaptırırsanız işte o güveni sağlayamıyorsunuz. Evet. Onun için inşallah bu ders olur. Bir an önce daha da geliştirilmiş haliyle özerk bir pastör benzeri kuruluşu ortaya koyarız. Aytun Bey, peki evet. Ben yani doktor olduğunuz için bunu özellikle sormak istiyorum. Tabii. Şimdi demin aslında Kayhan Hoca'ya da soracaktım ama çok fazla konu olduğu için karıştı. Şimdi biz mesela aşı bulundu diyelim. Yani bulundu derken yani yeteri dozda Türkiye'ye geldi aşı. Bir de tamam. Yerli aşımız var bu arada. Efendim? Bir de yerli aşı girişimi var. Ha, yerli aşı. Var aşımız diyelim. Şimdi biz bir doz vurulduk. İkinci doz vuruldu. Sonra bunun ne kadar süre bağışıklık sağlayacağı da bilinmiyor. Hocalarımız da öyle söylüyorlar. Diyorlar öyle değil ki mi? Her yıl grip aşısı gibi bir daha vurulacak. Her yıl mı acaba? Tabii. 6 ayda bir mi? Evet, o da belli değil. Evet, doğru. Biz şimdi böyle bir aşı sarmalına mı gireceğiz? Yani sürekli aşı olmak durumunda mı? Hayır, aşı vurulduğumuzda bile yine maskeyi çıkarmayın deniyor. Evet. Mesafe kuralına dikkat edin deniyor. Yani evet. Kışın iki çift çorap giymek gibi. Tabii. Çünkü bazı şeyler var ki yıllar biliyorsunuz bu aşılar aslında normal süreçleriyle ruhsatlandırmaya gitmiyorlar. Olağanüstü bir hal yaşadığımız için bütün dünyada bu aşı ruhsatlandırma süreci hızlandırıldı. Dolayısıyla daha sonra bazı etkileri, yani ne kadar süre antikorun yüksek kaldığını, ne olduğunu zaman içerisinde deneylerle göreceğiz. Tekrarı gerekip gerekmeyeceğini de yaşayacağız. Tabii ki bir anda biz maskeleri indiremeyiz. Çünkü Bir günde toplumun tamamı aşılanamayacak ki. Bu tedbiri devam ettirmek zorundayız biz. Bu evet. Bir süreç istiyor. İkincisi, bu hastalara da uygulanmayacak değil mi Aytun Bey? Efendim? Bu hastalara da uygulanmayacak. Hastalara ve atlatmışlara. Evet. Evet. Onlar da mesela benim yine bugün bir hekim arkadaşım baktırmış. Bu işi geçiren, COVID enfeksiyonu geçiren. Bayağı yüksek antikor titresi vardı 3. ay sonunda. Bayağı yüksek bir koruyuculuğu hala devam ediyordu. Hmm. Şimdi yine Bingür Hoca'nın bu akşam söylediği gen yapımız var. Bu antikorlar meselesinde bu gen yapısının da etkileri var. Ve şu var. Bütün bu aşıların bugün konuşuluyor olması çok önemli bir başlangıç. Çok önemli. Bundan sonra yapılacak olan iyi bir organizasyonla Türk milletinin maksimum derecede aşılayabilmek. Bunun için de ne fedakarlık gerekiyorsa onu yapmak lazım. Ama bakın hala tam kapanma konusunda biz bu hükümeti ikna edemiyoruz. Eğer sorun ekonomik diyorlarsa tam bir aylık tam kapanmanın Türkiye'ye maliyeti ki biz bir ay demiyoruz 14 gün olsun hiç olmazsa diyoruz. Türkiye'ye bir aylık tam kapanmanın maliyeti gayri safi milli hasılanın %3'ü civarında. Yani 145 milyar lira parayı buldukları zaman Türkiye'yi bir ay dahi kapatabilirler. Bir başka mesele. Ne kadar Aytun abi ne kadar dedin? Bir ay. Bir ay. 145 ama milyar. Biz diyoruz dedi, biz diyoruz ki 14 gün yeterli Türkiye için. En azından bu 14 günü denemeliyiz. Buna ihtiyaç var. Çünkü sistem Aytun çok Bey, ama sayılar da düşmüyor. 20 milyar dolar. Aytun Bey, sayılar düşmedi. Bakın hafta sonu kapanması yaşadık. Bir hafta sürdü. Bir hafta sonra, oldu. Ama yani hani hem vaka sayısı hem ölüm sayısı artmaya devam ediyor. Acaba i̇şte yeterli değil mi? İşte onun için söylüyoruz. Bakınız bu tam bir aylık tam kapanmanın maliyeti 4 aylık kısmi kapanmaya eşit, biliyor musunuz? Şimdi siz 4 ay kısmi kapattığınız zaman hasta sayısını istenildiği kadar düşüremiyorsunuz. 2 gün insanlar eve kapandı, sonra ertesi gün tekrar sokaklara çıktı. Evet. Yani hep baştan böyle söylediğimiz eleştiri söylüyoruz. Ya radikal bir karar alın. Koyun cebinize 145 milyarın 4'te birini, şu milletin fakirine fukarasına dağıtın, bu milleti 14 gün evde otursun. Bunu yapmak bu kadar mı zor? Şu yerli aşıyla ilgili görüşlerde Aytun Bey, yerli aşıyla ilgili bir şeyler söylemek istediğini söylemiştiniz. Yerli aşıyla ilgili şu ana kadar benim bildiğim hiçbir faz çalışması yok. Başlamadı. Kayıhan Papa'la da aynı şeyi söyledi. Yani bu Nisan falan diyorlar ya, bakın yine yanlış yapıyorlar. Ya kardeşim, varsa var yoksa yok, bu siyasi başarı veya başarısızlık getirecek bir konu değil. İnsan hayatından söz ediyoruz. Ama Sayın Bakan diyor ki Nisan'da yetişiyor diyor aşı.
Yerli aşı Kayseri'deki. Evet. Söylediklerin 10'da 9'u çıkmayan bir bakana hadi bakalım herkes inansın. Ne diyebilirim ki? Peki. Yani biraz teşekkür önce ederiz. Uzun uzun Aytun Bey. Orada izah etti. Ben size teşekkür ediyorum ve bu COVID mücadelesi konusunda yayınlarınızla çok büyük bir katkıda bulundunuz. Size ve oradaki bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şu anda internette, YouTube'da baktım. En çok izlenen program burası. Canlı yayın programı bu. Evet. Demek ki Türkiye hakikaten gerçekleri duymak istiyor. Bütün haber kanalları içerisinde kaliteli internette tartışmalar istiyor. Barış Bey, evet. kaliteli ve tarafsız, özgür tartışmalar istiyor Türkiye. Tabii buradan Aytun abi, Sağlık Bakanı'na da çağrı yaptık. Katılabilir diye. Az önce gösterdiğim belgeyle ilgili Medipol Hastanesi'ne de çağrı yaptık. Bir iddiaları, bir karşı söylemleri varsa onlar da bağlanabilirler. Sağlık Bakanı da istediği zaman bağlanıp konuşabilir. Barış, bu iddiaları senin gönderdiğin belgeye ilişkin bugün programımıza katılamıyor rahatsızlığı dolayısıyla. Erol Mütercimler, Erol abimiz. O da bir mesaj atmış. Başka bir belge. Bir başka yollamış. Belge, evet. Aynı senin söylediğin gibi. Hatta o biraz daha ayrıntı paylaşmış, diyor ki sistem bulaşıcı hastalık deyince red cevabı evet, çıkıyormuş. Evet, Erol abi göndermişti. Erol Mütercimler de bize yollamış. Barış'ın söylediği iddia sanırım çok sayıda vakanın başında olan durum. Yani hayatını kaybeden hastalara bulaşıcı hastalıktan öldü ibaresi konmuyor deniyor. İki önemli belge şu anda bize ulaşmış durumda. Onu da sizlerle paylaşalım. Aytun Bey çok teşekkür ederiz efendim. Ben İyi geceler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, reklama gidelim mi? Deniz, Murat. Gidelim. Biz bir reklama gidiyoruz. Dönüşte duayen gazeteci abimiz sevgili Uğur Dündar'la birlikte başlayacağız. Özel dosyaları da konuşacağız. Ondan sonra giderek yavaş yavaş siyaset eksenine doğru gidiyoruz. Ayrılmayın efendim bizden.